Asil Kataforez Stüdyo Feneri sunar. Febiha TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programındayız. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'le beraberiz. Tabii ki hakem kararlarını değineceğiz. Özellikle Trabzon maçında son yıllarda görünmemiş olaylar yaşandı. Fenerbahçe tarihine belki de ne diyelim biz, kara leke diyebilir miyim? Çünkü bu tip başlıkları çok atan kulüpler vardı. Keşke bu maçtan sonra da bazı kulüpler bununla ilgili bir başlık atsaydı diye düşünüyorum. Çok önemli açıklamalar yapıldı. Soyunma odasında önemli görüşmeler. İstanbul'da binlerce Fenerbahçe taraftarı, Sabiha Gökçen de Fenerbahçe'yi karşılamaya geldi. Sen şöyle bir maça dönelim sevgili İrfan 25. Ali Şansalan ismi zaten Fenerbahçeliler tarafından tepki duyulan bir isimdi. Birkaç gün önce de zaten Fenerbahçe Spor Kulübü'nle ilgili açıklama yapmıştı. Ve Ali Şansalan bile bile bu maça verildi. Bu maçın ağırlığını kaldıramadığını bir kez daha gördük. Sen hakemle ilgili neler söylersin? Aslında hakemle ilgili söylenecek çok şey var Agün abi. Zaten maçın hemen başında zaten bu hakem atandığı zaman bu maçın ağırlığını kaldıramayacağı belliydi açıkçası. Sürpriz bir atamaydı. Aslında Fenerbahçe yönetiminin de endişeleri söz konusuydu ama bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bence yapılması gerekiyordu maçtan önce. Çünkü Türkiye'de futbol ne yazık ki bu şekilde oynanıyor. Maç öncesi yapılan açıklamalarla hakem baskı altına alınabiliyor. Baktığımızda maçın yani yönetimiyle maçın önüne çok fazlasıyla geçti. Şunu bir söyleyebiliriz. Bence Mince Hakim'in iki kartı da çok basit kartlardı. Özellikle her ne kadar bazı hakem yorumcuları buna kartın doğru olduğunu söylese de ben ikinci kartın kesinlikle sarı kart olduğunu düşünmüyorum. Hatta faul olduğunu düşünmüyorum. Üst düzey, Avrupa'nın üst düzey liglerinde böyle ikili mücadelelerde Mince Hakim'in kartını, Mince Hakim'e ikinci sarı kartın kartı ve bunu faul olarak değerlendirmez, kırmızı kart dahi gösterilmez. Yani sarı kart dahi göstereceğini düşünmüyorum. Bazı spor yorumcular da, bazı hakem yorumcular da aynı benim dediğim gibi pozisyonun devam olduğunu ve rakibin de çok basit bir şekilde kendini yere attığını söyledi. Sadece bu değil. Hakem sadece işte Fenerbahçe'nin düşürür, kimse düşünmesin. Biz sadece pozisyonları, Fenerbahçe taraftarları, pozisyonları tartışmıyor. Burada hakemin art niyetini, saha içerisindeki hareketleriyle burada art niyetli bir yaklaşım gösterdiğini çok rahat bir şekilde insanlar görebilir maçı tekrar izlediğinde. Çünkü Fenerbahçe'li futbolculara yaklaşımıyla Trabzonsporlu futbolcuya yaklaşım arasında fark olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Özellikle Luis Gustavo'ya gösterilen bir sarı kart var. Luis Gustavo çok eli arkasında çok basit bir şekilde itiraz ediyor, pozisyona itiraz ediyor. Ona sarı kart veriyorsun ama o pozisyon öncesi hakemenin hakeme neredeyse döver nitelikte bir el hareketleriyle çok şu hareket aslında bir hakeme yapılan şu hareket sarı karttır. 3-4 defa gösterdi ve neredeyse 1 dakika itiraz etti ama burada hakemeyi sakinleştirici bir şekilde konuştu ve kart göstermedi. Yani şimdi bakıyorsunuz yine penaltı pozisyonu işte. Penaltı pozisyonunda aslında bana göre tabii Sayın Başkan bunu penaltı olarak nitelendirdi ama. Bence de penaltı İrfan. Yani belden tutmuş belden ama bizim için önemli olan burada şu. Özellikle ilk 23 dakika içerisinde, 20 dakika içerisindeki o koşuşu var ya, ikinci sarı kart, yakaladım seni der gibi. Tabii, koşarken bir hakem koşarken sarı ve kırmızı kartı aynı anda çıkaramaz. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok. Yakaladım seni der gibi koştu. Zaten orada bir depar atması zaten aslında oradaki niyetini gösteriyor. Dediğin gibi aslında yakaladım seni. Evet atabiliyorum, attım. Çünkü Fenerbahçe Mince Hakim atılana kadar gerçekten çok iyi performans ortaya koymuştu. Ceza sahasında daha fazla topla buluşuyordu ve rakibine fazla pozisyon da vermiyordu. Ve şöyle söyleyeyim, gol pozisyonlarına da girmişti. Hatta Mesut da ikinci golü de atabilirdi. Ama burada çok basit bir sarı kartla gösterdi. Ardından da hemen ikinci pozisyonu gördüğü zaman, yakaladığı zaman işte seni yakaladım deyip ikinci sarı karttan attı. Aslında burada sadece Trabzonspor maçı değil, Fenerbahçe'nin üçlü savunmasında Mince Hakim çok önem arz ediyor. Yani burada bir sonraki haftaydı aslında. Ufak Fenerbahçe doğranmaya başlandı. Ama bu sadece bu sezon özel değil. Bu geçtiğimiz sezonda yaşandı. Geçtiğimiz sezonda şöyle ifade edeyim. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'nin çok sayıda maçta hakkı yendi, golleri iptal edildi, verilmeyen penaltıları vardı. Bu çok maç içerisinde, maç sonraları çok fazla dile getirilmedi ama sezon sonu bittiği zaman şunu yorumcuların hepsi işte şu ifadeyi kullandılar. Fenerbahçe'nin
sezon sonunda hakkı yendi. Fazlasıyla hakkı yendi diye. Şimdi bu Trabzon maçı sonrası da eğer ben şunu söyleyeyim, şunu ifade edebilirim. Şu pozisyonlar Trabzon lehine çalınmış olsaydı, Trabzon'a çalınmış olsaydı, Trabzonspor'la aleyhine çalınmış olsaydı pozisyonlar şu anda biz şunları okuyabilirdik. İşte Türk futbolunda kara gece. Kara gece. Senin dediğin manşetleri görürdük. Spor yorumcuları yerden yere vurdu hakemi. Ama ne zaman ki Fenerbahçe aleyhine bir düdük çaldığı zaman nedense bunlar çok fazla dile getirilmiyor. Başka bir konu sana söyleyeyim mi? Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Sayın Ali Koç dönemine bakalım. İlk 7-8 hafta Fenerbahçe'ye gittikten sonra hep 8. ve 9. haftadan itibaren operasyon yapılıyor. Fark ettin mi? Dikkat ettin mi buna? Ya şu var. Çünkü niye? Eğer Fenerbahçe Trabzon'u yenmiş olsaydı Trabzonspor'la arasındaki puan farkını dördü. Beşiktaş'la işte 5 puanla. İşte Galatasaray'la biraz da Galatasaray'la puanını koruyacaktı. Yani ve fikstür avantajı da kendisine geçirdi. Bir sonraki hafta derbi oynayacaktı. Şimdi aslında ligde kartları yeniden dizayn etti. Yani burada Fenerbahçe'ye hakem üzerinden bir operasyon çekilmiştir. Ama şu da var, Ali Şansalan'ın bu maça atandığı zaman birçok eski yönetici de endişelerini dile getirmişti bu hakemle ilgili. Ne kadar haklı oldukları da ortaya çıktı. Çünkü Ali Şansalan sadece bu maç özelinde değil Aygün abi. Geçen sezon Konya maçında da Valencia'nın iptal edilen golünde de vardı. Bir önceki Yeni Malatya maçında yanılmıyorsam geçen sezon VAR'daydı penaltıyı vermedi. Yani burada şimdi bakıyorsunuz bu hakem bir değil iki değil sürekli Fenerbahçe aleyhine kararlar verdiğini gördüğümüzde yani burada bir art niyet arıyor insan. Şimdi bu hatayı acil hakemdir hata yapabilir insani hata diye değerlendirilir ama bu hata üst üste olunca bu hatada başka şeyler de arıyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi yani o Luis Gustavo'ya Minca kime ikinci sarı gösterirken o yüzündeki gurur yani çok mutluydu. Çok mutlu ve gururluydu. Yani orada da bir söz söyledi tam anlayamadım ama yakaladım seni der gibi böyle yakaladım seni atacağım seni der gibi. Yani orada kullanmış demek ki beklemiş. Oradaki o gurur o gerçekten aslında hakemin niyetini de çok net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra da aslında Trabzonspor'a çok fazla pozisyon vermedi. Gol pozisyonu vermedi. Defansif, savunma anlamında iyi oynadı ama dedim ki hakem birçok pozisyonda Trabzon'u bu pozisyonu kullandı. Hatta şöyle var, VAR'a giderken kaleci Uğurcan Çakır neredeyse VAR'a hakemden önce gidecekti. Beraber izleyeceklerdi. Orada sarı kartını dahi göstermedi. Bak şimdi birinci pozisyona sana söylüyorum. Bak hemen sana söylüyorum. Uğurcan sarı kart atladı. Evet. Bakasetas tribünlerde gitti. Reklam panolarını parçaladı. Atladı. Vakayeme'nin sarı kartını atladı. 3 tane net sarı kart atladı. Bir de maç içerisindeki birçok pozisyonda tercih yapmadı. Trabzonspor'a kullandı. Yani burada maçın altında maçın ağırlığını kaldıramadı. Maçta ezildi. Ama şu da var, şimdi şöyle bir duyum da alınıyoruz, Ali Şansalan'a FIFA kol kartı verecek. Bu hakime mi FIFA kol kartı verecek? Yani böyle bir duyum ya, çünkü bu maçtan sonra maçtan sonra da Ali Şansalan'a FIFA kol kartı verecekse ki bu sefer şu manada çıkar, evet çok iyi yönettim, bundan sonra diğer hakemlere de Fenerbahçe'yi rahat rahat doğrayabilirsiniz mesajı çıkar diye düşünüyorum. O yüzden de Fenerbahçe yönetiminin gerekli mercilerde gerekli şekilde davranacağını düşünüyorum yani. Bırak FIFA kokardı verme, ben bundan sonra sana söyleyeyim. Ali Şansal denen arkadaşa maç bile verilmemesi gerekir. Net sana söyleyeyim. Maç bile verilmemesi gerekir. Bu kadar net. Ya şunu da ifade edeyim. Tabii bu hakemle ilgili yönetimin de artık yani şunu görmesi lazım Fenerbahçe yönetiminin. Yani Türk futbolunda ne yazık ki maç öncesi açıklama yapan, daha fazla açıklama yapan, işte algı demeyelim ama hani amiyane tabirle ağlayan kazanıyor. Yani tamam dostluk, işte fair play'den bahsedebiliriz ama ne yazık ki Türk futbolunda bunlardan bahsedilmiyor. Rakiplerinin hepsi maç öncesi açıklama yapıyor, maç sonrası işte hakemle ilgili taç konusunu bile Türkiye'de yani sadece bir yanlış taş atışını günlerce konuşuyor Türkiye'de. Aynen. Yani bırakın penaltı pozisyonu, kırmızı kartla atılmayı, yanlış tartışmasını günlerce konuşuldu. Bir takımın 4 dakika uzatıldı, niye 6 dakika uzatılmadı, 4 dakika uzatıldı diye günlerce konuşuldu. Yani bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Aslında Fenerbahçe yönetiminde artık tamamen bunlara odaklanması gerekiyor ve Fenerbahçe üzerine algı, Fenerbahçe üzerine böyle
kötü bir yönetim gösteren hakemin de artık bundan sonra da Fenerbahçe maçında oynamaması gerekiyor. Şu da var, bir yıl sonra Fenerbahçe'nin maçına veriliyor. Konya maçından sonra, iptal edilen golden sonra. Yani iptal edilen sonra bir yıl sonra Fenerbahçe maçına geliyor. Ve burada da açık açık bu atamada Fenerbahçe operasyon çekmektir. Şimdi burada Fenerbahçe camiası ve Fenerbahçe taraftarının başkanın etrafında kenetlenmesi gerekiyor, onu söyleyelim. Çünkü Sayın Başkan artık öyle bir şeyi soyundu ki Türk futbolunun temizlenmesi adına çok büyük adımlar atıyor. Bunun sonucunda maalesef orada bir yapı var. O yapıyı temizlemek kolay değil. Belki bu yapı üzerinden geldiği günden beri Fenerbahçe şampiyonluktan ediliyor. Bak dikkat et, her sene 12 puan, 15 puan, 16 puan Fenerbahçe'nin hakları gasp ediliyor hakemler tarafından. Ondan dolayı bu sene de belki bu operasyon devam edecek ama bunun sonunda açık söyleyeyim Türk futbolu temizlenecek. O kirli yapı tamamen temizlenecek. Şunu söyleyeyim, bu sadece bu sezon özel değil. Yani geldiği günden beri zaten. Şöyle, uzun zamandır. Bu geçmiş yönetimde de olmuş. Eskişehir Spor maçı vardı Fenerbahçe'nin. Ben o maçtaydım. Caner Erkin'e lan demediği halde, o sözü söylemediği halde ki Türkiye'nin en iyi hakemlerinden bir tanesi vardı İtalya'dan, Fırat Aydınus. Arkası dönük olmasına rağmen hemen kırmızı kart rakip futbolcu söylüyor. Rakip futbolcu söylediğini Caner zannederek Caner'i attı. Daha sonra rakip futbolcu dedi ki ben söyledim demesine rağmen Caner'in cezası ondan da iptal edilmedi. İki maç ceza almış. Şimdi playoff maçlarında verilmeyen penaltılar, iptal edilen goller. Yani bu sadece Fenerbahçe'nin sadece bu sezon özelliği. Fenerbahçe yıllardır yapılan bir durum söz konusu. Operasyon demeyeyim ama yani böyle hakem kararları nedeniyle puanları birçok maçta Fenerbahçe'nin gasp edildi. Ama sezon sonunda şunu söyleniyor. İşte diyor ki Fenerbahçe'nin evet bu sezon hakları çok geldi ama şampiyon olan takım başka takım oluyor. Ama şu söyleniyor. Evet sezon hakkında Fenerbahçe'nin çok maçta puanları çalındı ama sezon sonunda kimse bunları konuşmuyor. Sezon sonunda şampiyon olan takım konuşuluyor. Fenerbahçe'nin de hakkı yemiş olmasıyla kalınıyor. Aykut Kocaman'ın da bir ifadesi vardı o Eskişehir maçı sonrası. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye bir ceza kesildi. Bu cezayı kimin kestiğini bilmiyoruz ama halen bu ceza devam ediyor. Yani şu anda da aynı şey devam ediyor. Sayın Başkan da ifade etti. MHK değişti. Federasyon başkanları değişiyor, kulüp başkanları değişiyor, hocalar değişiyor ama hakemlerin yıllardır devam ettiği hakem değişiyor. Yani akraba ilişkileri var hakem camiasında, işte babadan oğula geçiyor. Aynı ofisi kullananlar, yani birbirlerine danışmanlık yapanlar. Şimdi bakıyorsunuz böyle süreç devam ettiği sürece de bu devam eder ama Sayın Başkan ne dedi? Bundan sonra dedi. Bunları yapanların yanında kar kalmayacak. Bunlar cezasını çekecek ifadesini kullandı ve şunu söyleyeyim bu sistem değişecek dedi. Artık yönetimin de bu sistemin değişmesi için yapacağı adımları gerçekten camiada bekliyor. Bizler de Fenerbahçe camiası da bekliyor. Taraftarlar da bekliyor. Bu hakemlerle çünkü Türk futbolu sadece Fenerbahçe maçı için konuşmuyoruz. İlerleyen süreçler şimdi bugün Fenerbahçe taraftarlarına İşte bu pozisyon için tepki gösteren insanlar yarın işte Galatasaray maçında, yarın Beşiktaş maçında, Trabzonspor maçında olduğu zaman da aynı tepkiyi gösterdiler. O yüzden bu hakemlerle çok fazla Türk futbolu bir yere gitmez. O yüzden bu temizlenmesi gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim, son söz olarak da şunu söyleyeyim. Sayın Başkan'ın şu sözü de önemli. Bunun dedi bu şeyin araştırılması gerekiyor. FETÖ ile ilgili aynen. Durum söz konusu mu? Bir hakemler üzerinden bahisler var mı? Neler dönüyor? Hakemler üzerinden bir kaos mu yaratılmaya çalışılıyor? Ülke karıştırılmaya mı çalışılıyor? Bunun dedi araştırması, derinlemesine araştırılması gerekiyor. Bu çok savcıların işi. Bu çok şey bir söz değil. Bu sözün dediğim gibi çok önemli bir söz. O yüzden de bunun derinlemesine araştırılması gerekiyor. Çünkü futbol üzerinden çok rahat bir şekilde kamuoyunu yönlendirebilirsiniz. İşte insanları sokağa dökebilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Bu nedenle hakemlerin de artık bu saatten sonra çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hakkı verdiği kararlarda Türk futbolu bu hakemlerle çok fazla ileriye gitmez. Zaten geldiği durumda ortada. Evet İrfan Yılmaz, çok teşekkürler. Febiha TV YouTube kanalında Sütü Fener programının sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Febiha TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone oluyoruz ve bol bol da beğeni tuşuna tıklıyoruz. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.